İşte size şoke edici bir bilgi ki bu çoğunlukla babaları ilgilendiriyor. Su bebekler için neden tehlikelidir? İnsanların hayatta kalmaları için suya ihtiyacı vardır. Ama 6 aydan ufak bebeklerin bir damla bile su içmemeleri gerektiğini biliyor muydunuz? Bu biraz tuhaf bir durum, değil mi? Her ne kadar bebekler ufacık, dünya tatlısı ya da bakış açınıza bağlı olarak biraz fazla gürültücü ve sürekli ilginize muhtaç tombik minik insanlar olsalar da onların iç organlarının çalışma şekli yetişkinlerinkinden oldukça farklıdır. Ki bu onların büyüklerin yiyip içtiklerini tüketemeyecekleri anlamına gelir. Çok az su bile onlar için önemli sağlık sorunları doğurabilir. Bebeklere neden aşikyo verilmemesi gerektiğini öğrenmek için videomuzu izleyin. Bu arada hayata hep olumlu bakarak bizlere katılmak için abone ol düğmesini tıklamayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Demek daha yeni dünyalar güzeli bir bebeğiniz oldu. Bakın ne kadar tatlı. Tıpkı çoğu canlı gibi bebekler de hayatta kalmak için suya ve yiyeceğe ihtiyaç duyarlar, değil mi? Belki de değildir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bebekler yaşamlarının ilk 6 ayı boyunca sadece emzirilmelidir. Eğer emzirilemiyorlarsa bu durumda mama yeterli olacaktır. Bebeklerin beslenmelerine yavaşça ve düzenli aralıklarla anne sütüyle birlikte katı gıdalar ve su eklenebilir. Ancak bu 6 aylık olana kadar yapılmamalıdır. 2 yaşına geldiklerinde ise çocuğun anne babası anne sütünü kesip kesmeyeceklerine karar verebilirler. İnsanların %60'ının sudan oluştuğunu düşündüğümüzde bebeklerin hayatlarının ilk 6 ayında su içmediğini duymak oldukça garip. İyi de bu durumda nasıl hayatta kalıyorlar? Bu ciddi derecede sıvı kaybına sebep olmaz mı? Şaşırtıcı ama bunun cevabı hayır. Yetişkinlerin aksine bebeklerin yaklaşık %75'i sudan oluşur. Bu yüzden altlarını sürekli ıslatırlar. Hayır, aslında öyle değil. Bebekler sadece küçük çocuklar ve yetişkinlerin ihtiyaç duyduğu şekilde suya ihtiyaç duymazlar. Düzenli verilen anne sütü veya mama sayesinde bebekler de sağlıklı şekilde sıvı ihtiyaçlarını giderirler. Bir pediatrik diyetisyen olan Deborah Malkoff-Cohen'a göre sıcak bir yaz gününde soğuk bir bardak su için can atan yetişkinlerin aksine bebekler yılın en sıcak aylarında bile günlük olarak tükettikleri anne sütü ve mama sayesinde yeterince sıvı alabilirler. Peki su bebeğin iç organlarına ne kadar zarar verebilir? Çok fazla. Her şeyden önce su bebeğin karnını doldurabilir ki bu da ihtiyaç duyduğu doğru miktarda besleyici maddelerin anne sütünden ve mamadan emilmesini zorlaştırabilir. Bu beslenme eksikliği kilo vermelerine sebep olabilir ve ayrıca bilirubin seviyesini yükseltebilir. Bu su karaciğerde uygun şekilde filtrelenmediğinde sarılığa sebep olan bir maddedir. Su bebeklerin minicik karınlarını çok fazla doldurabilir ve sağlıklı bir şekilde büyümeleri için son derece gerekli olan anne sütü ya da mamaya olan iştahlarını azaltabilir. Doktorlar işte bu yüzden ebeveynlere anne sütünü veya mamayı sulandırmamalarını tavsiye ederler. Çünkü az miktarda su bile buna sebep olabilir. Bununla birlikte bazı mamaların az da olsa su gerektirdiği zamanlar vardır. Ancak healthychildren.org isimli çocuk sağlığı web sitesine göre genel sağlık kurumları tarafından güvenli kabul edilen miktarda olduğu sürece anne sütüne ya da mamalara su ekleyebilirsiniz. Her iki durumda da bunu yapmadan önce doktorunuza danışmanız çok önemlidir. Mama olarak verdiğiniz karışımda veya genel olarak çok fazla su kullanırsanız bebekler için çok tehlikeli olabileceği kanıtlanmış su zehirlenmesi riski oluşur. Hayati tehlikeye sebep olan su zehirlenmesinin belirtileri arasında huysuzluk, uyuşukluk ve başka zihinsel rahatsızlıklar bulunur. Bu durum aynı zamanda vücut sıcaklığının 36 derece ya da altına düşmesine ve gözlerin şişmesine neden olabilir. Bebeğinizde bu belirtilerin herhangi birini fark ederseniz, mümkün olan en kısa sürede tıbbi yardım almanız çok önemlidir. Ayrıca mamayı gereksiz yere sulandırmak bebeğin elektrolit dengesini bozabilir. Bu dengesizlik healthychildren.org'a göre nöbet geçirme gibi önemli komplikasyonlara neden olabilir. Bebeklere su vermek onların sadece besinleri sindirme yeteneğini engellemez. Ayrıca organlarına büyük zarar verir. Sağlıklı doğduğunda bile bebeklerin organlarının çoğunun hala büyümekte olduğunu ve bu organların doğru şekilde çalışması için bazı vitaminleri almaları gerektiğini unutmamak önemlidir. Örneğin böbrekler. Bebeklerin böbrekleri henüz çok küçüktür. Yetişkinlerin böbreğinin yarısı kadardır. Bir bebeğe 6 aylık olmadan önce su verilirse böbrekleri bu suyu ne yapacağını bilemez ve henüz suyun hepsini içinde muhafaza edecek kadar gelişmiş değildir. Çok az su bile büyük bir sorun olabilir.
lisedeki biyoloji dersini şöyle bir aklınıza getirirseniz, biliyorum bu çok uzun zaman önceydi ama yine de yapabilirsiniz, muhtemelen böbreklerin vücudun filtreleme sistemi olduğunu öğrendiğinizi hatırlayacaksınız. İçtiğiniz sıvı ne olursa olsun, bu sıvı toksinlerin filtrelendiği böbreklerden geçer ki, böylece doğru besin maddeleri vücut tarafından emilebilir. Ancak 6 aylıktan küçük bir bebeğin vücudunda tam olarak gelişmiş bir filtreleme sistemi mevcut değildir. Bebeğin suyu filtreleyememesi, kelimenin tam anlamıyla bebekte zehirlenmeye sebep olabilir. Ki bu da genel olarak bebeğin büyümesi ve gelişimini etkiler. Johns Hopkins Çocuk Hastanesi'nde pediatrik acil durum doktoru olan Dr. Jennifer Anders'a göre, böbrekler henüz yeterince olgunlaşmadığında suyun sindirilme işlemi, vücuttan bu fazla suyla birlikte sodyumun da atılmasına neden olabilir. Bebeklerde sodyum kaybı beyin faaliyetlerini etkileyebilir ve su zehirlenmesine ve sıvı kaybına neden olabilir. Suyun insana bu kadar zarar verebileceğini kim bilebilirdi, değil mi? Tamam, o halde diyelim ki bebeğiniz nihayet 6 aylık oldu ve tamamen sağlıklı ve suya hazır. Bu tabii bebeğinize artık büyük bir biberon su verebileceğiniz anlamına gelmez ve vücudunun da bu suyu ne yapacağını bilmesini bekleyemezsiniz. Bu aşamada aynı katı gıdalarla yaptığınız gibi suyu yavaş yavaş anne sütü ve mamayla beslenmesine katmanız gerekir. Kansas City, Missouri'de bir çocuk doktoru olan Dr. Natasha Burgert, bebeğe 6. ila 12. aylar arasında arada sırada olmak üzere birkaç yudum su vermeniz gerektiğini söylüyor. Bu bebeğin su içmeye alışmasını sağlayacaktır. En başlarda her seferinde sadece çok küçük bir miktar su verebileceğiniz için bebeğinize bir kaşıkla sadece suyun tadını alabilecekleri kadarını vermeye çalışın. Bu ona suyu deneyimleme şansı verecektir. Hayatlarının ilk 6 ayında sadece anne sütü veya mama içtikten sonra suyun tadı onların kafasını biraz karıştırabilir. Bebeği 6 aylık olduktan sonra ara sıra küçük bir çay kaşığıyla beslemek suyu yudumlamanın nasıl bir şey olduğuna alışmalarını sağlar. Bu zamanlarda bebekler ayrıca biberon veya meme yerine alıştırma bardağını tutmaya başlarlar ki bunu yavaş yavaş yapmaları çok önemlidir. Böylece bu yeni deneyimin onları şoke etmesi ve bunaltması önlenmiş olur. Farklı bardak türlerini deneyin. Kulplu olanlar, ufaklığın derinlik algısını ve el becerisini geliştirmek için özellikle iyidir. Sonuçta daha önce hiç bardaktan su içmediler, değil mi? Bu alıştırma bardaklarının çoğunun küçük ağızları vardır. Böylece bebeğin bir anda çok fazla sıvı alması önlenir. Aksi halde suyun boğazlarına kaçması kaçınılmazdır. Ayrıca üzerinde açık ağızlık yerine bebeklerin içmeye alışkın olduğu yapay meme uçlu bardakları da seçebilirsiniz. Dr. Burgert ayrıca 9 ila 12 aylık bebeklere günde sadece 100 ila 120 mililitre su verilmesini öneriyor. Ooo, bebişler çok hızlı büyüyorlar, değil mi? Bebekler 12 ila 36 aylık olup artık küçük çocuk olarak kabul edilmeye başladıktan sonra diğer gıdalarla birlikte günlük yiyip içtiklerine su ilave edilebilir. ABD Tarım Bakanlığı'na göre küçük çocuklar genellikle süt, meyve suyu ve diğer gıdalarda bulunan su da dahil olmak üzere günde yaklaşık 1,3 litre suya ihtiyaç duyarlar. Ancak unutmayın, bebeğinizin yaşı kaç olursa olsun veya internette veya kitaplarda bulduğunuz yönlendirme ve öneriler ne olursa olsun, çocuğunuzun ona özel durumu hakkında doktoruna danışmak her zaman en iyi fikirdir. Bebeğiniz 6 yaşın altındaysa ve hasta veya susuz kalmışsa çok az da olsa su içebileceğini düşünmeyin. Azıcık meyve suyu bile içindeki şeker ve su yüzünden bebeklerin sistemini ciddi şekilde bozabilir. Bu gibi durumlarda önce çocuk doktorunuza danışıp birlikte nasıl ilerleyeceğinize karar vermelisiniz. Sağlıklı bebekler mutlu bebeklerdir ve mutlu bebekler anne ve babalarını daha önce hiç olmadıkları kadar mutlu ederler. Bir gün bir bakarsınız sizden arabanın anahtarlarını istemişler ve araba kullanmaya başlamışlar bile. Bir bebeğiniz varsa daha minikken beslenmelerine su ilave edip etmeme konusunda siz de endişe hissetmiş miydiniz? Diğer anne babalara yardım olması için yorumlarda kendi deneyimlerinizi paylaşın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın, arkadaşlarınızla paylaşın ve kanalımıza abone olun. Hayata hep olumlu bakmanız dileğiyle hoşça kalın.